kaynakları, öz kaynaklarını aşan firmalar diyeceğiz. Her 3 ayın sonu mu, yılın sonu mu, her an mı? Bilançolar, firma hareketleri, firma hesapları dinamiktir. Her dakika, evet, her saat değişir. Şu konuştuğumuz 10 dakikalık sürede bile firmaların mali tabloları değişmiş olabilir, gösterebilir. Nevzat Bey, bir virgül koyabilir miyim efendim? Çünkü tam bu konuştuğumuz konuyla ilgili olarak sizinle beraber aynı anda stüdyomuza ağırladığımız bir konuğumuz var. Akfen Holding CFO'su Sayın Kadri Samsunlu burada ve Mali İşlemlerin Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı. Sizi birlikte dinliyoruz ve kendisi de bu konuyla ilgili bir yorumu vardı. Onu alalım, tekrar size dönelim. Hoş geldiniz bu arada. Sizinle de birazdan konuşacağız ama Nevzat Bey'in ifadesini duydunuz. Eğer öz kaynağınızdan daha fazla kredi kullanıyorsanız, o kullandığınız daha fazla kredi eksi öz kaynağınızın %10'unu gider olarak kullanamıyorsunuz. Bu hem kredi maliyetini artıracak diyor, hem de krediye olan erişimi azaltacak diyor. Ne diyorsunuz bu konuda? Hocam %100 haklı. Yani bizim Akfen'in yatırım yaptığı altyapıyla ilgili işlerde biz ağırlıklı olarak kredi kullanıyoruz. Bu da yaklaşık olarak koyduğumuz öz sermayenin 3 katına kadar olabiliyor. Şimdi hocamın anlattığına göre %200'ün %300'ün %10'u kadar bir faizi biz gider olarak gösteremeyeceğiz. Bunun tabii bir kere bizim için varlıkları değerlemede bir etkisi olacaktır. İkincisi, Türkiye gibi sermayenin dar olduğu bir ülkede, yani sermayeyi bulmaya ittirme sonucu verecek gibi görünmesi, ama sermaye bulmak kolay değil. Evet. Ondan dolayı yani bunun mantığını iyice düşünmek lazım. Bir opsiyon olarak görmek lazım. Yani bizim şirketlerin sermaye yapıları çok güçlendiği bir noktada yapmak lazım. Yapmak bence daha doğru olur. Bugün bunu yaparsanız bizim gibi şirketleri İMKB Kote büyük bir şirketin genel müdür yardımcısıyla konuşuyorum şu an. Yani altyapıya fokus olmuş şirketleri oldukça itecek bir karardır bu. Yani biz sermayenin erişimi zor olduğu bir ülkedeyiz. Ondan dolayı bu kanunun iyi düşünülmesi lazım. Hocama %100 katılıyorum. Hocam buyurun, son sözü size vereyim. Kadri Samsun'dan da sizi destekler. Bizi hiç de iyi etkilemeyecek. Hatta maliyetlerimizi artıracak. Bizim gibi Türkiye gibi tasarruf açığı olan bir ülkede bize şirketleri zor durumda bırakacak olan bir uygulama dedi. Burada bir teknik açıklama yapayım. Sayın Samsunlu'yu da yanıltmamak, kamuoyunu yanıltmamak adına. Düzenlemede şöyle bir hüküm de var. Yatırımın maliyetine eklenen kredi faizleri hariç. Sayın Samsun da çok iyi biliyor ki, örneğin bir enerji yatırımı yapıyorsunuz. %20 öz sermaye, %20-25, %75 yabancı kaynak. Yatırım dönemi faizleri yatırımın maliyetine girer. Yatırımımız 3 yıl oldu. 8 artı 3, yani 3 yıl ödemesiz 11 yıllık bir kredi aldınız. Evet. Kredinin yatırım maliyetine giren kısmı yatırım süresiyle ilgili. Ondan sonraki kredi maliyetleri doğrudan gider yazılıyor. Yazılması gerekiyor. Bunun da gider yazılamaması, %10'unun gider yazılamaması sorunu var. Yani bu olay gerçekten uygulamacıların ve özellikle denetim elemanlarının eline geçerse kesinlikle yüzlerce milyon dolar, onlarca 50 milyon dolar kredi kullananların, benim de yani piyasadan çok iyi bildiğim, içinde olduğum için söylüyorum, kredi kullananlar bir büyük riskle karşı karşıya kaldılar. Hocam, düzenleme çok özü itibariyle yanlış. Evet. Öz sermayeyi desteklemek başka bir şey. Doğal bir işlem olarak banka kaynaklarını kullanıp her şeyin kayda girmesine imkan sağlayan bir zemini bir anlamda cezalandırmak başka bir şey. Eksik bırakıyorsunuz. Cezalandırmak başka bir şey. Hocam çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Çok değerli bilgiler verdiniz. Bu konuyla ilgili önümüzdeki hafta içerisinde tekrar görüşünüzü alacağız. Kolaylıklar gelsin dilerim. İyi akşamlar, iyi yayınlar, sağ olun. Evet, hemen Ankara'dan stüdyomuza dönüyoruz ve biraz önce takdim ettiğim gibi Akfen Holding CFO'su Kadri Samsun'la beraberiz. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sıcak bir konuyla ilgili de görüşünüzü almış olduk. Önemli bir konu gerçekten. Evet. Daha hala bu konuyla ilgili düzenlemeler devam ediyor. Dolayısıyla üzerine tartışılacaktır diye düşünüyoruz. Hemen Akfen Holding'le başlayalım. Bilanço dönemi geldi. Bilançosunu açıklayan şirketlerden bir tanesiniz. Nasıl geçti ilk çeyrek sizin için? Karlılık anlamında, operasyon anlamında Akfen olarak önemli operasyonlara imza attığınız satışlar oldu. Bir toparlayalım öyle ilk çeyreği. Akfen olarak da biz her sene zaten ciromuzu %25-30 civarında büyütüyoruz. Evet. FAVÖK, yani faiz amortisman vergi öncesi karlılığımız da genelde %50 oranında büyüyor. Hı hı. Bunun tabii bir iki tane sebebi var. Birincisi, portföyümüzde TAV ve TAV yatırım haricindeki bütün varlıkları biz 2007 yılından sonra
operasyonlarına başlattık. Bunların bir kısmı hala yatırım sürecindedir. Ve bu yatırımlarda kademe kademe tamamlanıyor. Kademe kademe tamamlandıkça da bu şirketler de hem ciro hem karlılık eklemeye başlıyor. Onun içindir bizim şirketimizin mesela 2009 yılında 660 milyon dolar, 2010 yılında 660 milyon olan cirosu geçen sene 810 milyon dolara çıkmıştır. Favökümüz 125 milyon dolardan 188 milyon dolara çıkmıştır. Bu sene de tavlarda bir çıkış hisse satışımız oldu. Onların olmadığı varsayımıyla bir rakam verebilirim. Yine en az %25 ciro artışı ve %50 civarında EBITDA artışı hedefimiz vardı. Bu hedef yönünde de ilk 3 aydaki rakamlar gidiyor. Bizim ana olarak 3 tane olgun varlığımız var. Bunlar TAV İnşaat ve Mersin Limanı'dır. Bunlar toplamda bizim ciromuzun %85'ini yaparlar. EBITDA'mızın da neredeyse %90'ını yaparlar bu 3 şirkettekiler. Diğer bütün şirketlerimizi ya yeni almışızdır ya da operasyona yeni başlamıştır. Enerji veya GEO gibi. Ve bunların önümüzdeki dönemde cirodan ve karlılıktan aldıkları paylar büyüyecektir ama her halükarda Mersin, özellikle Mersin bizim ana, artık TAV satışından sonra Mersin ana gemimiz olacaktır. Şu TAV satışından bahsedelim o zaman. 3 tane ana önemli sektör saydınız, daha doğrusu amiral gemi saydınız. Evet. Bunlardan bir tanesi 118'i bir hisse satışı var. Neden bu satış yapıldı? Şimdi bizim bu satışın yapılmasının bir kere bir ekonomik sebebi var. Çok iyi bir fiyat aldığımızı düşündüğümüz için sattık. Biz bu sürece başladığımızda, yani Credit Suisse'e mandate verdiğimizde şirketin piyasa değeri 1.4 milyar dolardı. Evet. Biz ilk günden itibaren bu şirketten iyi bir fiyat olmazsa çıkmayacağımızı söyledik. Yatırımcılara da, araştırmacı gruplara da. Ve sonuç olarak 2.3 milyar dolar aldık biz bu şirketi. Bu şirketi 2.3 milyar dolardan sattık. Ve sattığımız gün, sözleşme imzaladığımız gün hisse değeri 1.7 milyar dolardı. Şimdi bu şirketteki kontrol primini içine eklediğiniz bir işlemdir. Ve bu işlemin sonucunda biz hem yatırımcılarımız için doğru bir karar verdiğimizi düşündüğümüz için sattık bu şirketteki %18 payımızı. Ama çıkmadık şirketten. Hala Tepe ile beraber %16'sını kontrol ediyoruz. Ve bu %16 bizim bu işlemden önceki yönetim haklarımızın hepsini koruyarak yaptığımız bir işlemdir. Yani bunun böyle bir özel bir yapısı da vardır. Ve İstanbul'la ilgili kararın, yani İstanbul Atatürk Havalimanı veya 3. Havalimanı ile ilgili olan kararın verilmesine kadar da bizim TAV'daki ortaklığımız büyük ihtimalle devam edecektir. Eğer burada menfi bir karar çıkarsa devam eder misiniz buradaki parça çıkışı? Yani menfi bir karar çıkmaz. İstanbul'da bir havalimanı olacak. Ya Atatürk devam edecek ya 3. Havalimanı gelecek. TAV'ın her ikisinde de TAV havalimanları bunun en kuvvetli adayı olacaktır. Bu işlemin bir de parası olmayan avantajları var. Şimdi bizim kurucumuz Hamdi Bey hep bir şey söyler medyaya. Ben şirketlerimi uzun vadeli yaşamasını istiyorum. Benden sonra da hayatlarına devam ettirmesini istiyorum der. Şimdi TAV çok büyümüş bir yapıdır. Yani bugün Akfen'in neredeyse iki katı market cap'i vardır TAV havalimanlarının. Ve büyümesi için ortaklık yapısını kuvvetlendirmesi gerekir. Evet. Aldığımız grup Airport de Paris çok dünyanın en büyük airport, yani havalimanı operatörüdür ve aynı zamanda çok kuvvetli bir bilançoya sahiptir. Bir kere en azından ortaklık yapısını kuvvetlendirdik. İkincisi çok tecrübeli bir operatör ortağı yanımıza aldık. Know-how kattınız. Yani know-how noktasında bilmiyorum kim kime ne kadar. Onu zaman gösterecek. Yani TAV'daki çünkü TAV'da da 7 tane servis kampanya var. ADP'de bu yok. Ama en önemlisi, bir önemli artısı da biz olası bir İstanbul ilahisi için bir tane rakip eledik. Onları yanımıza aldık. Yani hem maddi hem manevi bir sürü birçok sebebi var. Ve iyi bir işlem olduğunu düşünüyoruz. Hem bizim için, hem Akfen'in ortakları için, hem de TAV'ın ortakları için, hem de TAV'ın mevcut yönetim için çok doğru bir karar verdiğini düşünüyoruz. Şimdi Akfen bu şekilde bir para kenara koyunca ve enerji denilen sektör de Türkiye'de çok sıcak bir sektör olunca sizin isminiz özellikle termik santral yerlerinde çok anılır olmaya başladı. Nedir Akfen'in bu konudaki ilgisi? Enerjide önemli bir oyuncu olma konusunda ilerleyecek mi? Şimdi biz tabii bu arada bir enerji satışımız da söz konusu. Bir de başka da bir enteresanlık orada var. Onu kapatmadık. O işlem kademe kademe bu yılın son ikinci yarısına kapanacak. Şimdi Akfen tabii enerjide büyük bir oyuncu olacak dememiz kolay değil. Çünkü zaten büyük oyuncular var. İşte evet. Enerjisa var, Aksa var, Ak Enerji var. Bunlar büyük ve bu yolda gitmeye inanmış gruplar. Biz daha fırsatçı bir mantıkla enerji sektörüne girdik.
Ve bizim katma değerimiz bir varlığın oluşturulması noktasında olduğunu düşünüyoruz. Yani onu bir lisans alacaksınız, bu lisansı geliştireceksiniz, izinlerini çözeceksiniz, kamulaştırmanı halledeceksiniz, inşaatını yapacaksınız. İlk su gelecek, işte o noktadan sonra Akfen o işten çıkmayı düşünmektedir. Ve bu amaçla da bundan dolayı da ilk operasyonel 10 tane santralimizin satışını yaptık. Termiklere veya doğalgaz çevrim santrallerine bakıyoruz. Bu da aynı mantıkladır. Yani biz bunları geliştireceğiz ve geliştirdikten sonra da bu geliştirme sürecini veya tamamlandıktan sonra da bulduğumuz iyi bir fiyattan satacağız. Çıkmayı her zaman açığız. Yani bir fırsat var enerji sektöründe. Büyüme potansiyeli çok büyük. Bundan sonra yılda %7,5 tüketimin artması bekleniyor önümüzdeki dönemlerde ama bizden daha büyük grupların zorlandığı geliştirme yaptıktan sonra onlara hazır. Ama Akfen için biz alacağız, termik santralini hidroelektrik alacağız, sonra bunun dağıtımına gireceğiz gibi bir yol haritası şu an yok anladığım kadarıyla. Valla şimdi tabii biz elektrik dağıtım ihalelerine de girdik. Ve o ihalelerde en yüksek teklif verenin yarı fiyatlarında elendik gittik. Ama sonra o ihaleler kapanmadı. Beşinci iyi teklif verene geldi yine kapanmadı. Şimdi eğer özelleştirmelerde düzgün rasyonel fiyatlama yapılırsa onda biz onları takip ederiz. Takip etmemiz mümkün değil. Ha, onları alırsak da iş modellerimizi hemen ona göre değiştirme yoluna gidebiliriz. Ama şu an itibariyle yani bizim gördüğümüz elektrik dağıtımlarda çok bizim açıklayamadığımız fiyatlar çıktı. Demek ki bankalara da açıklanamadı ki bu ihaleler kapanamadı. Ha, yeniden ihale açılırsa büyük ihtimalle ilgileniriz. Takip ederiz. Biliyoruz zaten varlıkların hepsini. Evet. Son bir dakikamız içerisindeyiz. Mersin Limanı'ndan bahsettiniz. Bunun önemi ne sizin için? Burada da belli bir yerden sonra iyi bir ortak bulursak, iyi bir yol arkadaşı bulursak devrederiz. Mersin'de zaten Port of Singapore'la ortağız 50-50. Burası senede %15 civarında büyüyen bir liman. Hinterland'ı çok kuvvetli bir liman. İthalat ihracat limanı. Ondan dolayı iş hacmi çok oynayan bir liman değil. Mesela 2009 yılında PSA'nın bütün limanları %10 küçülürken Mersin sadece %2 küçülmüştür. Ondan dolayı Mersin'de bir ortak arayışımız yok. Zaten çok kuvvetli bir ortağımız var. Ama Mersin'de ciddi yatırımların finansmanı noktasında bir ihtiyaç çıkarsa o zaman çok yaratıcı kararlar alabiliriz. Ama şu an itibariyle bir kararımız yok. Ama Mersin'i büyütme isteğimiz var. Bunu nasıl finanse edeceksek ona göre bir yol haritası çizeceğiz. Akfen Holding CFO'su Kadri Samsun'a çok teşekkür ederiz elimize katıldığınız için. Kısa bir reklam arası, reklamlardan sonra tekrar karşınızda olacağım.